Değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri seviyorum. Ben Adil Yıldırım. Tanımayanlar için alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Burada biz bizeyiz bir aile ortamı var. Kanalıma hoş geldiniz. 1 milyonu geçtik uzun bir zaman önce, aylar önce YouTube'da. Gerçekten YouTube bizi kucakladı. Güzel hediyeler gönderdi. Güzel bonuslar gönderdi. Teşekkürler. YouTube ailesi, sizler cansınız ve bizi sizlerle buluşturuyor. Çok değerli, çok kıymetli ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, herkese. Ve burada sizlerle bugün bazı çok kritik konuları paylaşmak istiyorum. Temel konular, önemli konular ve daha önce hiç bahsetmediğim konuları sizle bugün bu videoda paylaşacağım. Çünkü ben biraz farklı konulara değinmeyi seviyorum. Daha önce anlatmadığım, daha önce hiç bahsetmediğim konulara değinmeyi seviyorum. Burada notlarımı da aldım, sizlerle paylaşacağım. Bakın, ilişkilerde en büyük rekabet nerede dönüyor? Devir çok değişti. Onun için size artık böyle daha önce hiç anlatmadığım şeyleri anlatmamın zamanı geldi. Çünkü ilişkilerde rekabet ekseni çok değişti. İlişkilerde rekabet nerede dönüyor? Anlatacağım. Ve belki de bu sizin bakış açınızı tamamen değiştiren bir video olacak. Şimdi 8 Nisan'da geçtiğimiz günlerde İstanbul Zorlu'da itiraflar şovu yaptık. Orada da mikrofon verdim bazı insanlara. Ve anlattıklarından da aşağı yukarı zaten bu kafaya geldim. Çünkü beni doğrulayan şeyler anlattılar. Orada kendi hikayelerini anlatanlar oldu. Bu arada İstanbul'da mükemmel 700 kişilik salon full dolu, sold out. Tam bütün biletler tükenmiş. Teşekkür ediyorum. İstanbul'u ayağa kaldırdık. İtiraflar Show'da. İtiraflar Show'u neden yapıyorum? Çünkü yüzleşmek istiyorum. Kendimle, herkesin kendisiyle yüzleşmesini istiyorum. Bizim toplumda yüzleşme olayı pek yok. İlişkilerde, evlilikte herkes kendine bir takım yalanlar söylüyor. Yani gerçeği olduğu gibi kabul edemiyoruz. Dolayısıyla hayatımızdaki gerçekleri ortaya dökelim, masaya dökelim, karşılıklı dertleşelim, konuşalım. Benim de çok hikayem var, anlatıyorum. Millet gülüyor. Gülüyor, düşünüyor. Yani bir sürü hikaye var, onları paylaşıyorum. İtiraflar Şov'a gelen insanlardan çok farklı yorumlar alıyorum. Çok beğenenler, çok gülenler, çok eğlenenler. Yer yer bazı argolar geçiyor, bazı küfürlü yerler var şov içerisinde. Hocam niye böyle argo kullanıyorsunuz diyenler. Hayatın hiçbir yerinde sanki küfür yokmuş gibi, hayatın hiçbir yerinde argo yokmuş gibi davrananlar. Bak burada da yüzleşemiyor aslında. Aslında tam olarak öyle bir şey var. Görmek istemeyenler, hayatın karanlık tarafıyla ilgili hikayelerde rahatsız olanlar. Aman yani bunlar hiç konuşulmasın. Hayat hep böyle çiçek, böcek, mutluluk. Böyle bir hayal dünyasında yaşayanlar. Hep böyle tertemiz şeylerin anlatılmasını isteyenler falan falan. Yani herkes bir dünyada yaşıyor ve bunu da çok net gösteren bir şov oluyor İtiraflar Şov. Yer yer hikayeler bazı insanların hayatına dokunuyor. Aa ben de benzerini yaşamıştım diyor. Boşanırken bunları yaşadım diyor. Evlenirken yaşadım diyor falan falan falan. Dolayısıyla tam 12'den vuran yani hayatla ilgili hikayelerde kimi zaman düşündüren, kimi zaman rahatsız edici şeyler içeren, öyle hikayelere de yer veren ama bütünüyle karanlığı ve aydınlığı hepsini böyle hayatın iki tarafını da gösteren ilişkiler üzerine bir şov. Tam 12'den vurduğunu söyleyebilirim. Şimdi konumuz bununla alakalı. Çünkü İtiraflar Show'da bu hikayeleri çok anlatıyorum. Şimdi size farklı bir şey anlatacağım. Çünkü ilişkilerdeki rekabeti anlatıyorum orada. O şova gelenler onu izliyorlar. İlişkilerdeki rekabete bu YouTube üslubuyla buraya göre değineceğim. Çünkü şimdi bazı şehirlere şu anda turneden dolayı gidemiyoruz. Bazılarına gidiyoruz. Şimdi biz 15 Nisan'da bu hafta cumartesi günü Manisa'dayız inşallah. Manisa'da yapacağız İtiraflar Şovu. Biletler tükenmiş büyük ölçüde. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonraki süreçte Antalya'dayız 26 Nisan. 27 Nisan Denizli. 30 Nisan Aydın. 1 Mayıs Bodrum. 3 Mayıs'ta tekrar İstanbul var. Kozi AVM karşıda. Anadolu yakasında Kozi Yatağı'nda Kozi AVM'de sahnedeyiz. 3 Mayıs. 6 Mayıs Eskişehir ve sonrasında da Ankara, İzmir'de yoğun talep, istek üzerine onları da ekledik. Şimdi tarihleri ben sürekli sosyal medyada paylaşıyorum. İtiraflar Show. Şehrinize gelebilir efendim. Güzel. Bak güzel. Şimdi bu bilgileri verdik. Devamı geliyor. İlişkilerde rekabet 90'lı yıllarda erkekler arasındaydı. Ama nasıl bir rekabetten bahsediyorum biliyor musunuz? Ekmek aslanın ağzındaydı, midesindeydi. Çok zorlanıyorduk. Bir kızla flört edebilmek için, bir çay kahve içebilmek, dışarıda bir yerde buluşabilmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyorduk. Ama gerçekten inanılmaz bir çaba. Kız zaten beğenmez, trip atar, senden uzaklaşır, mesafe koyar. Seni uğraştırır ve bir erkek uğraştığı zaman gerçekten aşık olur, bağlanır. Erkeğin uğraşması demek, emek sarf etmesi demek ve bağlanması demektir. Bir şeye ne kadar emek sarf edip mücadele ediyorsa biz erkekler o kadar bağlanır ve o şeye aşık oluruz, bayılırız yani.
Dolayısıyla bizi uğraştırması önemli bir meseledir. Bunu altını çizelim. Bu önemli bir başlık. 90'lı yıllarda tabii biz velettik, çocuktuk, geziniyorduk, tozunuyorduk. Ondan sonra işte üniversiteye girdik. 2000'ler, 2000'lerin başı falan. Yine zorlanıyorduk. Çünkü yine bir mesafe, yine bir olaylar falan filan. Fakat ne olduysa son 15 senede oldu. Ve 15 senede dünyanın ekseni değişti, ilişkiler tamamen değişti. Bunun en büyük sebebi sosyal medyadır, milenyumdur, internettir. İnternet hayatımızda çok etkin bir olay haline geldi. Herkesin hayatına dokundu. Bugün 60-70 yaşındaki insanların elinde cep telefonu bakıyorsun dünyanın öbür tarafına, torununa, çocuğuna, akrabasına, yıllar önce Avustralya'ya gitmiş kuzenine falan mesaj atıyor. Yani böyle şeyler var. Rekabet tamamen değişti. Erkekler arasında yoğun bir rekabet varken 90'larda falan bir kızı tavlamak için bir sürü erkek birbirine girer, sana mı bakacak, bana mı bakacak, bu kız kimle çay içecek falan filan, böyle gayet saf, naif, temiz duygularla olaya giriyorduk yani. Böyle yani. Bugün olay çok değişti. 90'lı yıllarda bir kızla oturup işte gezmek, tozmak, sonra bir yerde kuytu köşede bir öpüşmek, işte ne bileyim kıza bir sarılmak bir olaydı yani. Kendini suçlu hissederdin yani. Sen bunu yaptığın zaman derdin ki ya ben yanlış bir şey mi yaptım? İşte öpüştük, bütün gün böyle kıpkırmızı bir suratla gezerdin. Giderdin böyle eve, işte ondan sonra annen derdi ki sen niye kızardın falan, söyleyemezdin. Ben kızla işte gizli saklı lise yıllarındasın mesela. Gizli saklı bir yerde buluştum da kızla öpüştüm. Sen bunu söyleyemezdin çünkü bunu ailen de hoş karşılamazdı gibi. Gerçekten bu kadar naif bir ortam da vardı. Onun için benim yaş grubum 80'ler, 70'ler falan. Aa, ne oldu dünyaya diyoruz. Çünkü bambaşka bir devir var. Bambaşka bir gençlik var. Bugün gençler için öpüşmek, ne bileyim işte el ele tutuşmak, gezişmek, hani böyle bir yerlere birlikte gitmek, gezmek hiç mesele bile değil. Hiç mesele değil. Onlar zaten kafalarına göre rahat yaşıyorlar. Ama bizim dönemimiz öyle değildi. Bunun altını çizelim. Çünkü 2000 doğumlular falan benim anlattıklarımdan hiçbir şey anlamazlar. Çünkü bilmiyorsunuz o dönemi. Şimdi arkadaşlar, rekabet erkekler arasındaydı. Evet, ama bugün öyle değil. Bugün kadınlar arasında rekabet var. Şimdi burada insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, bunu kabul etmek istemeyenler, kadınlar ve erkekler, bunu anlamayanlar. Ya nasıl ya, kadınlar arasında rekabet var, erkekler artık koşturmuyor mu falan? Hayır, koşturmuyor. İki, bunun farkında olup buna göre taktik ve strateji geliştiren, ilişkilerde buna göre ilerleyenler. İki çeşit insan var. Birincisi bunu asla kabul etmek istemiyor. Nasıl yani kadınlar arasında rekabet var hocam ya? Ne demek istiyorsunuz yani diyenler. Hiçbir şeyden haberi olmayanlar. Benim işim olduğu için ben görüyorum bu değişimi, bu inanılmaz yoğun rekabeti ben görüyorum ama onlar kesinlikle bunu görmek istemiyorlar. Kabul etmek istemiyorlar. Bu işte biraz önce bahsettiğim itiraflar şovun ana konusu. Gözümüzün önünde olan gerçekler ama kabul etmek istemediklerimiz. Bunları itiraf ediyoruz orada. Gözümüzün önünde bir sürü gerçek var. İlişkilerde, evliliklerde, boşanmalarda bir sürü olay var. Ama kabul et, bunu beynimiz almıyor. Bunu algımız kabul etmek istemiyor. Görmezden geliyoruz. Yani hayır, öyle bir şey yok. Öyle işte, güneş orada, hayır o güneş değil, o başka bir şey. Güneş orada değil gibi. Güneşi, ayı görmezden gelmek gibi bir şey. Yani net, çok net olarak gördüğüm insanlar gerçekliği kabul etmek istemiyor. Dolayısıyla önümüzdeki vaka şu. Bugün rekabet kadınlar arasında. Çok net söyleyeyim. Olay nasıl buraya geldi? İnternetle oldu. Erkekler herkese ulaşmaya başladılar. Kolaylıkla mesajlara dönüş alıyorlar. Erkek nüfusu kadın nüfusuna göre daha az. Erkeklerin daha da fazla, böyle peşinde daha fazla kadın var. Bir erkeğe 20-30-40 kadın mesaj atabiliyor. Adam da kendini bir şey zannediyor. Aa işte bütün kadınlar bana aşık triplerine giriyor falan falan. Bu çözümlemesi, analizi bu. Kısaca geçiyorum. Kadınlar arası rekabette en enteresan konulardan bir tanesi iki kadının bir adam üzerindeki rekabeti değil. Bir kadının oğlu ve oğlunun kız arkadaşıyla olan rekabeti. Yani bir anne rolünün oğluna aşırı sahip çıkması, benim oğlum, benim oğlum, benim oğlum, benim oğlum, benim oğlum, benim oğlum, sürekli bütün gün oğlunu övmesi ve o oğlan bir kız getirdiği zaman, bir kız arkadaş, bir nişanlı sözü falan, oraya bütünüyle karışması. Dolayısıyla asıl rekabet burada dönüyor. O gelinle o kaynana arasındaki rekabetin dünyanın herhangi bir yerinde bir eşi benzeri yok. Çok yırtıcı bir rekabet oluyor. Şimdi burada da insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, bunu kabul etmek istemeyenler. Yok öyle bir şey hocam ya, ne alakası var ya? Biz gayet iyi geçiniyoruz diyenler. Maşallah, çok güzel, iyi geçinin, aman nazar değmesin. İki, bunu gözlemleyip ya da yaşayıp bunun farkında olan ama bu konuda konuşmak istemeyenler. Çünkü yine bizim toplumda çok net bir gerçek ama konuşulmaz. Yani hayır öyle bir şey yok yani, nereden çıkıyor ki falan. Evet, onun için dünyanın hiçbir yerinde gelin kaynana programları yok. Türkiye'de var.
Dünyanın hiçbir yerinde kaynana yüzünden bu kadar boşanma olmaz ama Türkiye'de var. Dünyanın hiçbir yerinde anneler oğullarının evliliğine bu kadar karışmaz ama Türkiye'de var. İşte bize de uyan bir kız getir, biz de anlaşalım, bizim de lafımız geçsin, kız gelsin bizim de bulaşıklarımızı yıkasın, bizim de çamaşırlarımızı yıkasın, ben burada patronum oğlum, benim dediğim olacak diyen bir sürü anne figürü var. Şimdi gerçekleri anlatıyorum. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. Bu benim alışık olduğum bir şey. Bazı insanlar gerçekleri görmek istemiyor. Olay bu. Yani toplumda böyle bir şey var. Nedenini bilmiyorum. Sosyolog değilim. Ama böyle bir şey var. Dolayısıyla görmezden gelmek inkar belki de birçok insanın şifası oluyor. Görmezden gelince böyle bir şeyin olmadığını düşünüp kendine olmadığına dair inandırıp buna rahatlamak diyoruz. Yani böyle bir şifa yapıyor kendine. Hayır öyle bir şey yok, öyle bir şey yok falan falan. Ama var. Şimdi bu rekabet gittikçe daha da çetin bir rekabete dönüşüyor. Çok çetin bir rekabet. Yani işte o kadın hepsine karışıyor, evdeki bütün mobilyalara kadar, nerede düğün yapılacak, nasıl gelinlik alınacak, oğluyla ilgili her şeye. Ve size şu kadarını söyleyeyim, bakın bu videoda. Adile Sor uygulamasını bugün 3,5-4 milyona yakın insan telefonla indirdi, tüm dünyada kullanıyor. Sorular geliyor bir sürü. Dolayısıyla oradan alıyoruz etkileşim, bilgi alıyoruz. Şunu görüyorum, gittikçe daha çok sayıda evli çift. Erkek modelin, yani oradaki damadın, annesi yüzünden boşanıyor. Bana o kadar çok şöyle soru geliyor ki, hocam aramız çok iyi ama annesi her şeye karışıyor, her şeye karışıyor. Artık bunu kaldıramıyorum yani. Annesi sürekli her şeye karışıyor, her şeye giriyor. Her konuda fikir veriyor ve çocuk, yani eşi, hiçbir konuda laf etmiyor, annesine laf edemiyor, sürekli beni ezdiriyor, artık yeter boşanmak istiyorum diyen kadınların sayısı gittikçe fazla. Şimdi dolayısıyla hiçbir zaman şöyle bir soru gelmiyor. Eşimin babası her şeye karıştığı için ben boşanmayı düşünüyorum. Yani erkeğin, oradaki damat modelinin babası hiçbir zaman ortada yok. Hiçbir şeye karışmıyor, hiçbir şekilde adı geçmiyor, sanı geçmiyor. Adam hiçbir konuda fikir vermiyor, müdahale etmiyor. Bu ne demek? Demek ki erkekler tamamen annelerin etkisinde. Ve anneler de o erkek çocuğu yönetmeye bayılıyorlar. İşte bütün her şeyine karışsın, bütün onun hayatına karışsın, onun kariyerine karışsın. Her konuda işte oğlum benim dediğimi yap bak ben bilirim falan diyerek her şeye karışıyorlar. Ve bu durum en çok evliliğe zarar veriyor. Çünkü bu sebeple boşanan insanların sayısı çok fazla ama ben özellikle bu videoda şunu söylemek istiyorum. Bunların sayısı artıyor. Her geçen gün artıyor. Her geçen %30 her sene artar yani bu oranlar. Çünkü erkek anneleri daha önce belki tarihte hiç olmadığı kadar dominant, etkin ve oğlum sadece benim istediğimi yapacak şeklinde bir tavır içindeler. Ve buradan gelin adayları büyük zarar görüyor. Ama en büyük zararı, bence objektif olacağım, yine gerçeği söyleyeceğim, o adam görüyor. Çünkü arada kalıyor. Bir tarafta işi var. Bir tarafta annesi var. İkisi de önemli insan. Şimdi ne tarafa bakacaksın abi? Kafan karışır yani. Böyle ne yapacağım şimdi? O bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. Ne yapacağım? Ve bu adamların birçoğu bunu yönetemiyorlar. Yönetemedikleri için de olay zaten güzel bir evlilik bile mesela boşanmaya doğru gidiyor sevgili dostlar. İşte bugün ilişkilerde rekabet. Erkekler arasında, kadınlar arasında, buradan bakmayın. Gelin ve kaynana arasında, bunu da sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.